Merhaba arkadaşlar, bir başka dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz quantifiers. Quantifiers, hepimizin daha önceden duyduğu gibi muhakkak görmüşsünüzdür, karşılaşmışsınızdır. İsimleri özellikle e, miktarını belirtmekte kullandığımız yapılar. Bunlar neler? Burada da gördüğümüz gibi a lot of, lots of, plenty of, many, much, a little, a few, a bit of, some, any, no. Bugün bu konuyu çok kısa bir sürede ve cidden anlayarak öğreneceğiz çünkü e, çok zorlandığımızı düşündüğüm konulardan birisi ama çok kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlar. O da en önemlisi şu, dikkat etmemiz gereken husus şu: miktarının çok veya az olmasına göre önce bir kategorize etmemiz gerekiyor. Ondan sonra işler daha da kolaylaşıyor. Bir şey çok mu, az mı? Önce ona karar vereceğiz. Çok veya az olma durumuna göre cümlelerimizi yapacağız. Daha önceki dersimizde have got ve has got'ı anlatmıştım. Countable, uncountable yani sayılabilir ve sayılamaz isimleri anlatmıştım. Muhakkak o konuları tekrar edin. Simple present tense konusu var. Öncelikle onları tekrar edin. Çünkü eğer o konuları bilirseniz bu konuyu anlamanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi dersimize başlıyoruz arkadaşlar. şimdi large quantity demin başta dediğim gibi çok miktar. Evet, çok miktar olunca ifadelerimiz değişiyor, kullandığımız yapı değişiyor. Az miktar olduğu zaman da ifadelerimiz değişiyor. Yani az miktarda kullandığımız quantifier'lar farklı oluyor. Çok miktarda kullandığımız quantifier'lar farklı oluyor. Şimdi çok miktarda kullandığımız yapılara bakalım. Elatof of çok demek. Lots of çok demek. Plenty of çok demek. Yani üçü de hepsi çok demek. O zaman biz bunları bu şekilde kullanacağız. Peki olumlu cümlelerde kullanılıyor mu? Evet. Bunlar nerede kullanılıyormuş arkadaşlar? Şuraya aynı zamanda ben bir daha yazayım. Art. Bu kadar. En önemlisi burada kullandığımız a of. En çok kullandığımız. Bir de lots of. Yani plenty of'la çok böyle karşılaşmayabilirsiniz. A lot of ve lots of. Şimdi hemen birkaç cümleye bakalım. We had a lot of rain last autumn. Geçen sonbaharda bir sürü çok yağmur yağmıştı. She has lots of information about EU projects. Onun Avrupa Birliği projeleri ile alakalı çok bilgisi var. We have plenty of time for completing our task. Görevimizi tamamlamamız için yeterince zamanımız, oldukça fazla zamanımız var. Gördüğünüz gibi Elatov, of, of ve Plenty of neyin önüne gelmiş arkadaşlar? İsmin önüne gelmiş. Mesela Elatov Rain çok yağmur, Elatov Information, lots of Information bilgi ve çok fazla zaman anlamına gelmiş oluyor. Şimdi bir başka yapımız çok anlamına gelen yani large quantity'de kullanılan bir başka yapımız da neymiş? Many. Many neydi? Çoktu. Peki much? Evet burada yazıyor ben bir daha yazayım. Belki küçük görünüyordur buradan. Many ve much. Peki much ve many'i nerede kullanıyoruz biz? Olumsuz ve sorularda. Bunların bazıları bazen olumlu hani istisnalar vardır. Her zaman için İngilizce'de istisnalar vardır. Olumlu cümlelerde de görebilirsin ama bizi ilgilendiren şu anda genel geçer gerçekler. Genel gördüğümüz yapılar. We didn't spend much money. Çok fazla para harcamadık. Evet bakın olumsuz bir cümle. We didn't spend much money. Mustafa travel a lot. Mustafa travels a lot. Şöyle S koyayım şuraya. Mustafa çok fazla seyahat eder. Has he been to many countries? Bakın soru oldu. Has he been to many countries? Birçok ülkede bulundu mu? Peki many neyin önüne gelmiş oldu? Sayılabilir bir ismin önüne gelmiş oldu. Much ise neye geliyor? Sayılamaz bir ismin önüne geliyor. O zaman şöyle demiş oluyoruz. Burası countable olmuş oluyor. Burası da uncountable olmuş oluyor. Yani many countable sayılabilir. Maç ise sayılamaz olmuş oluyor. Diğer tarafta arkadaşlar small quantity kısmına geldik. Small quantity az miktar demekti. A few veya few, a few birkaç anlamına geliyor. A little da birkaç, biraz anlamına geliyor. A few ve a little şu e'leri parantez içerisine alayım çünkü anlamsal değişiklikler oluyor. Peki nerede kullanılıyormuş? Olumlu cümlelerde, soru cümlelerinde, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde. Hemen cümleye bakalım. Peki, a few countable'larda kullanılıyor. Countable'larda. A little ise uncountable'larda kullanılıyor. There was a little food in the fridge. Dolapta. Az miktarda yiyecek var. So you do not need to go. Gitmene gerek yok. Fakat burada şu önemli. A little dediğimiz zaman yetecek kadar az anlamına geliyor. Bu çok önemli bizim için. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. There is very little time. Çok az zaman var. We cannot be on time. Zamanında olamayız. O zaman little dediği zaman da yetemeyecek kadar oluyor. O zaman a little yetecek kadar az. Little ise yetmez anlamına gelmiş oluyor. I took a few photographs when I was on holiday. Tatildeyken birkaç resim çektim. Yeterli mi? Yeterli. There were few students in the class. Sınıfta birkaç öğrenci var. Sınıfta ki öğrenci sayısı yeterli mi? Hayır değil. O sınıfta ders işlenebilir mi? Hayır işlenemez. Evet. Diğer tarafta arkadaşlar çok nadir de olsa görebileceğiniz bir yapı var. A bit of. A bit of yapısı da Aynı şekilde bir parça demek. Hemen birkaç örneğe bakalım. I have a bit of fever. Biraz ateşim var. I did a bit of fencing while I was at college. Kolejdeyken yani okuldayken birazcık böyle ekstremle uğraştım diyebiliriz. Sam en çok kullandığımız yapı. Evet bu arada a bit of'u nerede kullanıyormuşuz? Olumsuz, soru, olumlu, olumsuz ve sorularda kullanmış oluyoruz. Sam'a geçtik. Some biraz anlamına geliyor. Some biz arkadaşlar hem countable'larda hem de uncountable'larda kullanabiliyoruz. Olumlu ve sorularda kullanabiliyoruz. I have some great ideas. Müthiş fikirlerim var. Biraz müthiş fikirlerim var. Would you like some more tea? Biraz daha e, çay ister misin? Some'ı would you like gibi yapılarda, do you like gibi yapılarda soru cümlelerinde kullanabiliriz. Bu da çok önemli bir kural. Çünkü normalde en iyi sorularda kullanıyoruz ama some'ı would you like, do you like ister misin? Yani karşıdan evet isterim cevabını beklediğimiz durumlarda kullanıyoruz. Do you want to eat some cake? Biraz kek ister misin? Burada da karşı taraftan evet isterim demesini bekliyoruz. Any nerede kullanılıyordu? Hem countable'larda hem uncountable'larda kullanılıyor. Hiç anlamına geliyor. Olumsuz ve sorularda kullanılıyor arkadaşlar. I don't have any friends. Çok arkadaşım. Hiç arkadaşım yok burada, Lisbon'da in Lisbon. Do you know any grocery near here? Buraya yakın bir market tanıyor musun? Sorularda da kullanabiliyoruz en iyi bunlara bu e, özellikle sembollere dikkat ederseniz bu semboller çok işinize yarayacaktır. No son olarak no no hiç demek arkadaşlar. Biliyoruz hepimiz biliyoruz. No'yu nerede kullanıyoruz biz arkadaşlar? Çok enteresan no'yu olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Çünkü olumlu cümleye geldiği zaman yapı olarak olumlu cümleye geldiği zaman no ne yapmış oluyor? Olumsuz yapmış oluyor. Evet burada gene kızımız var. Kızımız ne diyormuş? I have no chocolate tweet. Yiyecek Çikolatam yok. I have no chocolate. Biz bunu şu şekilde de ifade edebiliriz istersek. I have'den sonra no getirdiğimiz zaman cümleyi ne yapmış oluyoruz? Olumsuz yapmış oluyoruz. Şöyle de yapabiliriz. I haven't sahip olmakta hatırlayın bir önceki dersimizden. Have got, has got. I haven't hatta yazayım. I haven't got. I haven't got. Şöyle yapayım biraz daha görünsün. I haven't got any, any chocolate. I haven't got any chocolate dediğim zaman ne olmuş oluyor cümlem? Hiç çikolata yok olmuş oluyor. Arkadaşlar çok seri bir şekilde gidiyorum. Çünkü bu konuyu hemen pekiştirmek istiyorum ve bu konuyu tamamlamak istiyorum. Bu konu e, çok karıştırılan bir konu ama şunu şunu bilmemiz gerekiyor ki şu sembollere şöyle bir dikkat edin. Hatta ekran görüntüsü de alabiliyorsanız alın. Çünkü bu sembollerle bu işi götüreceğinizi düşünüyorum. Olumlu, olumsuz, soru, countable, uncountable hepsini bu tablodan ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Evet şimdi e, tekrardan e, devam edelim. Olum. Burada da sadece şıklı sorular çözeceğiz. Nasılmış bir bakalım hemen. Şimdi exercises on quantifiers. Quantifier ile ilgili egzersiz yapacağız şu anda. Evet şimdi there aren't. There aren't olumsuzmuş arkadaşlar. Peki car parks diyor, car parks diyorsa sayılabilirdir. Sayılabilir olduğu için de many'dir. Eating all is expensive. Dışarıda yemek yemek burada pahalı. There aren't cheap restaurants. Sayılabilir bir şey. Sayılabilir olduğunu buradaki S'den anlıyorum. Ben o zaman e, fakat burada ne var? Olumsuzluk var. Olumsuzluklarda ne kullanıyordum? En iyi kullanıyordum. <laughs> Istanbul has. Istanbul has of great historical places yine sayılabilir bir şey gelmiş. Sayılabilir geldiği için a lot of kullanırım. Many'i genellikle olumlu cümlelerde ne yapamıyorum? Kullanamıyorum. Hurry up, acele et. We only have çok az zaman. Zaman sayılabilir mi sayılamaz mı? Uncountable. Şuraya u yazıyorum. Sayılamazdır zaman. O zaman ne yapmış oluyorum? A little diyorum. We saw Beautiful scenery when we went to Austria. Avusturya'ya gittiğimizde çok güzel manzaralar gördük. We saw some beautiful scenery. Scenery sayılamaz. Some hem sayılabilirlerde hem sayılamazlarda kullanıyordum. A few ise sadece sayılabilirlerde kullanıyordu. There are a shops demiş. Shops dediği için yani sonunda shop'un sonunda s olduğu için arkadaşlar sayılabilir olmuş oluyor. Ve olumlu bir cümle. Olumlu cümle olduğu zaman few mi any mi kullanıyoruz? Few kullanıyoruz. There are a few shops near the university. Üniversitenin yanında birkaç tane ne var? E, dükkan var. It is very quiet. There aren't. Çok insan yok diyeceğiz. There aren't many people. Çünkü insanlar ne yapılabiliyor? Sayılabiliyor. Maç ise sayılamazlarda kullanılıyor. There are expensive new flats. O zaman ne olmuş olacak? Expensive new flats next to the river. Nehrin yanında biraz flat var. Little saylamazlarda da kullanılıyor. Sam sayılabilirler de kullanılıyor. We haven't got. Burada little'ı tabii büyük iyi yok İngilizce'de. Hem yanlışı da düzeltmiş olalım orada. Hem de öğrenmiş olalım. We haven't got. Çok fazla benzinimiz yok diyeceğiz. Much kullanacağız. We had rain, rain. A lot of rain diyebiliriz. Çok fazla yağmur var ve son olarak da arkadaşlar there was food. Food neydi? Sayılamazdı. There was a little little. İşte burası çok önemli. A little yeteri kadar az, little ise yetemeyecek kadar az anlamına geliyor. It was nearly empty. Neredeyse bitti yani biz bunu şöyle algılayalım neredeyse bittiyse o zaman yetemeyecek kadar olduğunu düşünelim ama bu yoruma göre değişir neredeyse bitti işte az da var denilebilir ama biz little şeklinde yani yetemeyecek kadar little dediğimiz zaman yani artık git bir şeyler al anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar ben beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ee, bu konu önemliydi, hızlı anlatmaya çalıştım. Fakat en önemlisinin şu olduğunu herhalde anladınız. En önemlisi şu gördüğümüz tabloyu kesinlikle öğrenmemiz, buradaki sembollere bakmamız, neyin nerede kullandığını görmemiz. Bunu ekran görüntüsü alabilirsiniz, elinizde olabilir. Her zaman işinize yarayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu arada e, abone olmayı ve aynı zamanda bulmayı da unutmayın.